Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Trabzon'dan saygı ve sevgiyle selamlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Hepinizin desteğini bekliyorum. Şimdi bugün yani hava aslında açık, bir yandan sis geliyor, bir yandan gidiyor. Yani bugün yaylamda bir sessizlik var, bir ağırlık var. Gemi göçler bugün itibarıyla inmeye başladı. Kalan göçlerin birçoğu da yarın gidecek. Yani şu an her tarafta bir göç hazırlığı var. İşte kimi kömüre taşıyor, kimi hayvanlarını yıkıyor vesaire vesaire. Kalan göçler de bu hafta, yarın gidecek yani birçoğu. O yüzden bakalım biz ne zaman gideriz. Biz şimdi 2 yıldır şey yaparız, Aralık'ta göç ediyoruz. Geçen yıl Aralık'ın 5'inde, ondan önceki yılda Aralık'ın 7'sinde göç ettiydik. Rekor bizde yani arkadaşlar. Rekor bizde. Biz yayladan en son göç ederiz. En son inek göçü biz ineriz yayladan aşağı. Yani bu bizde bir gelenek, görenek haline geldi. Annemle babamın özellikle bu hususta çok büyük anıları vardır. Yani birkaç defa şey yapmışlardır böyle karda burada hayvanlarla beraber mahsur kalmışlardır yani. O anıları da anneme bir gün anlattıracağım yani. Ama bakalım işte bir müsait zamanda anlattıracağım onu. Dediğim gibi yani göçler gidiyor. Yani bu hafta sonu yayladaki göçlerin 1/3'ü inecek. Biz yaylanın en üst mahallesindeyiz diyeyim size. En yukarıki mahallesindeyiz. Bizim civarımızdaki göçler zaten hemen hemen gidiyor bugün yarın. Hemen hemen hepsi gidiyorlar. Bir biz kalıyoruz işte. Biz de bakalım. Allah ne gösterir, ne eder, kar yağar mı, yağmaz mı, ne kadar yağar gibi tabii ki bir istişare yapacağız. Çok zorlanmadığımız sürece gitmeyeceğiz. Bunun şimdi biz en son göç ediyoruz. Köylülerimizde büyük bir algı var işte, yok niye duruyorlar orada da, öyleydi de, böyleydi de, şöyleydi de, bizi kınayanlar çok yani. Ama yani aslında şu anki bu soğuğu falan yani ot da kalmadı mesela. Şimdi ben aşağıki bahçeye geldim ama daha da gelmem diye düşünüyorum. Çünkü ot kalmadı bahçede, hayvanlar da pek gelmek istemiyorlar buraya. Daha yukarılara gelirim büyük ihtimalle. Yani bu soğuğu da aslında hayvanlara yedirmemek lazım burada. Ama işte ya malum sebepler, mecburiyetler yani. Benim köyde alanım çok dar, çok kısıtlı. Evimiz muhafazasız. Köyümden mi ağrı 2'ye 3'e bölüyorum. Git gel, git gel, 2 ağrı işi, 3 ağrı işi yaparım. Çok zor oluyor. Onun için burada rahatımız yerinde, ağrımız güzel, sıcak. Hayvanlar hep bir yerde. Merağımız var, yayıkımız var. O yüzden durabildiğimiz kadar duracak, durmaya çalışacak. Şimdi biraz etrafı göstereyim size. Evet. Hayvanlar böyle kıyı bıcak otlaylar, otaraylar kendilerini. Yadigar Hanım. Ben de sobayı yaktım işte. Çay demleyeceğim. Çay demleyi içtikten sonra zaten erkenden aman hayvanları alıp vuracağım burada yukarı. Çünkü burada çok ot yok. Hayvanlar bu şekilde dolanıyorlar burada. Arkadaşlar burası bizim dede evi diyeyim size. Yani babamların durduğu ev. Bayağı yıprandı yani. Çok büyük anıları var. Hatıraları var bu evin. Burada kaç tane evlat yetişti, büyüdü.
evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Yani çok büyük anılar var, bayağı hırpalandı. Burası amcama kaldı, amcamın evi şu an. Ama aslında dedi evimiz burasıdır bizim. O da bakalım durumu öyle mi, inşallah derleyip toparlayacak buraları. Hava bu şekilde. Bu mevki yaylamızın tam merkezidir. Oba diye adlandırdığımız yerdir. Şurası işte top sahası. Burada gelip piknik yapabilirsiniz. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan top oynayabilirsiniz. Yani keyfiniz nasıl istersen. Hemen buralardan aşağı işte dere, akay falan. Yani şu anda herkes köç hazırlığı yapar yani. Dediğim gibi bakalım biz de ne zaman gideriz. Allah'tan hayırlısı. Yarın Fatma teyzemle gidecek. Evi hemen şu yukarıdaki evlerim ev. Yarın o da gidecek ama bakalım yarın onu yollamaya gelebilir miyim? Başka bir işimiz var. Oraya da gitmemiz lazım. Bakalım gitmezsek ya uğurlayacağım onu. Gidersek gelemem. Dediğim gibi hava güzel. Yani bugün açık ama ne kadar açık olursa olsun yani gene de hava serin yani. Soğuk. Evet arkadaşlar, çayımı demledim. Böyle dışarıda oturdum. Şöyle tek dem bir çay yaptım kendime. Şimdi şöyle dökeyim. Tek kişi olduğum için böyle yaptım. Biri olsa aslında çift demle yapabilirdik yani. Şimdi hem çayımızı içeyim, hem çayımı içeyim hem de sizden birazcık sohbet edelim. Şöyle de bir bakete bisküvim var. Gelen herkese çay demliyorum inşallah. Tabi bu seneden geçti büyük bir ihtimal ama ne kızım ne. Hadi yürü. Oysa'nın yiyeceğin içeceğin bir şey değil. Lan yürü. Dökeceğin abini. Zaten zorla yaptım onu. Hadi. Otla orada. Yani bu seneden geçtim. Yani büyük ihtimal bu sene gelmez de. İnşallah Allah nasip eder de büyürsak, bir yerlere gelebilirsek, gelirsek tabii ki bütün herkesi bekleriz. Yani gelsek de gelmesek de hepinizi bekleriz yani. Buyurun çıkın gelin. Konuşuruz, otururuz, sohbet ederiz, çay içeriz, yemek yeriz. Hiç sıkıntı yok yani. Şimdi biraz YouTube üzerinden konuşalım. Şimdi YouTube'da yani biraz emek harcadık, şey yaptık. Allah'a şükür olsun bir yerlere geldik. 1000 aboneye çok az bir sayı kaldı. 61 kişi kaldı. Takıldık kaldık. Orta yukarı çıkmay. Tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi yeterince video atamamam. İnternet sorun dediğim gibi çok yaşayırız şu anda. Ondan dolayı pek video atamıyorum. Ama tabii ki kısa bir süre içerisinde eski düzene, her gün video atma düzenine geri dönecek. Elimden geldiğince sizlere çok içerikler üretmeye çalışacağım. Şimdi çok da videoda çekemiyorum. Çünkü yani hayatımda şu anda bir değişiklik yok yani. Her zamanki şeyler yani sabah kalk işte ara en çık tavukları yedir, buzakları yedir. Ondan sonra gel işte kahvaltı yap. Ondan sonra işte ne bileyim sığır çöz. Aynı şeyler olduğu için. Bu arada kulaklarım da uşuyor. Aynı şeyler olduğu için ve yani aynı şeyleri de sürekli çekmek de istemiyorum size. Dediğim gibi yani YouTube'da az bir şey kaldı, sayı kaldı. Şimdi destek olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne olursa olsun hiç kimse tek başına, bakın tek başına iyi böyle güzel yerlere, yüksek yerlere gelemez. Bir işi başaramaz yani. Muhakkak arkasında bir desteği, sırdaşı, ne bileyim fikir alışverişi yaptığı kişiler olması lazım. Benim de fikir alışverişi yaptığım
ve sizleri destekçi olarak görüyorum yani. Benim destekçilerim de sizlersiniz. Yani videolarımı izleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan, fikir veren, öneri veren herkesten Allah razı olsun. Yani yorumlarınızı okuyorum. Bu son yorumları yanıtlayamadım ama yanıtlayacağım onları. Bir iki gün içinde yanıtlayacağım onları. Elimden geldiğince yorumlarınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Güzel hayallerim var. İnşallah bu hayallere ulaşacak yani, ne bileyim. Burada yani şu anda bu işin tek başıma maddiyatsız olmayın. Yani bir şeyleri güzelleştirmeniz için elinizde bir maddiyat olması lazım, bir birikim olması lazım. Maalesef ki bizde de o yok yani. Ne yalan söyleyeyim. Olmadığı için erteleye erteleye duruyoruz. Yerimizde sayarız. Bakalım hayırlısı. Yani benim başka bir yerden tek kuruş bir gelirim yok. Yani bu gördüğünüz hayvanlardan ne kadar ürün üretip sataysam tek gelirim o yani. Satmış olduğum ürünlerden aldığım paradır benim tek gelirim. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışırız ama şu anki pozisyonda, durumda yani bu işi yanlış yaptığımız için giderimiz çok oluyor. Yani 4 tane inek sayırız. 10 tane, 13 tane sığır bakarız. Öyle ya, bu 4 tane sağlığı ebeler kısır, ancak bir de yeme yiyirler. Buna bir düzen getirmemiz lazım. Allah'ın izniyle de getireceğiz. Kendime bir sene veririm, vermek zorundayım. Bu bir yıl içinde bir şeyler inşallah değişecek yani, ne bileyim. Ben değişeceğini umarım. Onun için çabalarım. İnşallah bu bir yıl içinde bir şeyler değişecek. Yoksa olmaz yani bu iş. Yürümez yani, bu şekilde gitmez arkadaşlar. Yani bu şekilde gitmez. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Hayatımıza, ağrımıza bir şeyleri katmamız lazım. Tabii ki bundan önce ilk önce güzel bir ağır yapmam lazım. Şimdi Cengiz Çaylı abimiz, ben videolarını severek izlerim, takip ederim kendisini. Misal şunu der birçok videosunda: size para kazandıracak olan ağır değil, ağırın içindeki hayvanlardır. O yüzden ağırlara çok büyük meblağlar yatırmayın diye videoları var kanalımda. Mevcuttur. Girip sizlere de bakabilirsiniz. Tabii ki dediği gibi sizi asıl parayı kazandıracak olan ağırdaki hayvanlardır. Ama ağırınızda da bir düzen, bir plan, program yoksa, önceki videolarımda da söyledim, yine söyleyeceğim. Siz ağıra girdiğiniz zaman, atarım hayvanları bakarsınız, yedir biciriysiniz ya, bu işleri yaparken ağırda rahat rahat nefes alamaysanız, yaptığınız işten keyif alarak yapamaysanız, zevk almaysanız, bilin ki o hayvanlarda, o ağırda keyifli değiller. Bakın, keyifli değiller, mutlu değiller. Şimdi birçok kişi inanmaz misal ama hayvanların da stresi vardır. Yani hayvanlar da stres yapar. Yani bizler gibi bunalıyorlar, stres yaparlar. Stres yaptıkları zaman bu hem etine hem sütüne aşırı derecede etkili. Ondan dolayı tabii ki ağırlara çok büyük meblağlar yatırmadan, ancak insan gücünü, beden gücünü hafifletecek daha çok makine ekipmanla işinizi yapabileceğiniz bir ağıra veya ne bileyim havadar bir ağıra, geniş bir ağıra mutlaka ihtiyacınız var. Sizin mutlu olduğunuz, keyifli iş yaptığınız ağırda inanın ki hayvanlarınız da mutlu olacaktır, keyifli olacaktır ve bu şekilde hayvanlarınızdan daha çok verim alabileceksinizdir. Ondan dolayı yani önce güzel bir ağır yapmam lazım. Yani yoksa bu iş yürümez. Yürümez yani, ne diyeyim başka. O da biraz zor gözüküyor. Bakalım. Bu yüzden sizlerin desteğini bol bol bekliyorum. Yani kanalıma abone olun, bana destek olun, bol bol yorum yapın.
videolarımızı izleyip beğeni, yorum yapıp paylaşmanız da videolarımızı daha çok ön plana çıkarması anlamına gelir. Yani daha çok ön plana çıkar ve daha çok kitlelere ulaşır videolarımız. Bu şekilde bizim abone olarak adlandırdığımız kitlemiz de artar yani. Arkadaşlar şimdi sıyılar diğer tarafa geçti. Onları bir baktım geldim. Şimdi şundan korkarım. Bahçede pek ot kalmadığı için, yani bahçe sarılmış ama o bizim kara kız misal. Azallah nurallah cennet celali. Ezanmışsın mı öyle konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi ezan bitti. Kaldığımız yerden devam edelim. Şey derdim işte bahçe sarılmış ama bizim kara kız şimdi telmel pek dinlemiyor. Çoğu yerden atlay yani kaçtan maçtan tel denmelden atlay giri. Az alçak bir yer görmesin. Şimdi kafasına koyarsa atlar telden çıkar bahçeden gider. Gitmesi bir şey değil. Bir şekilde bulursun onu kestirirsin ama korkarım ki son şimdi gider birinin lağnalığına girer yer lağnasını. Ondan sonra başımız kalıp belliye sıkıntı. Yani bizim burada öyle insanlar var ki iki yaprak lağana için veya iki gök lağana için yani kabı komşusundan kötü olur. Öyle olmasını da istemeyiz. İstemem yani. Elimizden geldiğince kollamaya çalışırız. Ama tabii ki bu sığır yani uzaktan kumandalı araba değil ki diyesin ki benim yönettiğim gibi gitsin. O şekilde hareket etmeyin. Hele bu bizim Karadeniz sığırları. Yani adam şimdi lağnasını yer dersin ona tamam yani yapacak bir şeyim yok. Kaçtı gitti. Yedi anlamaz seni yani anlatamazsın derdini. Dersin atar ben lağna istiyorsan lağna vereyim veya süt istiyorsan süt vereyim veya ne bileyim yağ mı istersin veya parasını vereyim. Adam şunu dersen onu da kabul etmez. O önemli değil. Niye yedi? Bunu der sana yani. Alt üstü bu lağna yani herkesin tarlasında olan bir şey. Ama onu anlatamayacağınız kişiler var yani bizim bu yörelerde. Biraz aksidir bizim buraların insanı. O yüzden korkarım yani. Dediğim gibi yani bu işlere bir düzen getirecek, getirmemiz lazım. Getiremezsek zaten bu işi ne kadar ilerletirik bilmiyorum. Bir de şundan bahsedeyim size işte az önce aklıma geldi. Şimdi bizim de herkes gibi atıyorum İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, İzmit'te, Balıkesir'de yani Türkiye'nin birçok ilinden köylümüz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, bir sürü tanıdıklarımız var. Şimdi böyle videolar çekip paylaşıyorum atarım insan. Kimisi yani birçoğu hatta kimisi değil birçoğu zamanında köyümüzde doğmuş, büyümüş, belli bir yaşa gelmiş. Ondan sonra çıkıp gurbete yerleşmiş kişiler. Tabii ki onların çocukları vesaire var. Onlar gurbette doğmuş, büyümüş. Yani diyeceğim şu ki çektiğimiz videolarla gurbet elinde onları ekran başından köylerini, yaylalarını yaşatmaya da çalışıyoruz. Ne bileyim işte hayvancılığı, tarımı onlara aktarmaya çalışıyoruz. Yani videolarımızla beraber ekran başından gurbetteyken köylerinden, yaylalarından haberdar alıyorlar. Ne olmuş, nasıl olmuş, nasıl gidiyor gibi. Yani yaylayı, köyü, çocukluklarını ekran başından onlara yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluyoruzdur. Geçen çok samimi olduğum çocukluk arkadaşım Ebu Bekir. Buradan ona da selam olsun. Bursa'ya gitti. Orada bir akrabamız var. Dedi işte geçen otururken dedi ki ya dedi falanca kişiler dedi videolarını dedi televizyona bağlıyorlar interneti dedi. YouTube'dan senin videolarını açıp izliyorlar dedi her akşam falan. Aynı bir dizi izler gibi, film izler gibi yani yani beni çok mutlu etti yani gerçekten var ya yani videolarımızın izlendiğini, beğenildiğini, bizlere destek olan kişiler olduğunu duymak, görmek yani gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buradan hem onlara hem diğer bütün köylülerimiz, gurbetçilerimiz, takipçilerimiz ama nereden izliyorsalar yani
Buradan onlara kucak dolusu selam olsun, saygı olsun, sevgi gönderirim yani. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Neyse arkadaşlar, bu videoyu böyle bitireyim. Çok uzatmayayım yani, bir sohbet videosu olsun. Böyle bir dertleştik diyelim. Şimdi şu karşıda Sivrilar Yaylı Hamza abinin sivrilarıdır herhalde. Bakayım, eğer oysa bir 5-10 dakika yanına gidip diyelim, onunla bir video çekelim. Onu da sizlerle tanıştırayım gibi. Arayacağım onu şimdi, sen misin diye, orada mısın, video çekebilir miyiz diye. Kabul ederse eğer çekeriz. Bir de lahana demişken demin diyorum ki annemle bir lahana yemeği yapalım da onu çekip paylaşalım. İster misiniz? Eğer isterseniz yöremizin bir lahana yemeğini görmek isterseniz ona da bir video çekeceğim size. Neyse, bu videoyu da uzatmayayım. Hamza abiyle video çekersem eğer onu ayrı paylaşacağım. Haberiniz olsun yani. Sizlere Trabzon'dan, Balıklı Yaylası'ndan kucak dolusu selam, saygı ve sevgi gönderirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.